Bitcoin caiz mi? Kripto para İslam'da var mıdır? Helal mi, haram mı? Başlıyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz amblem Bitcoin'in sembolü. Yazı ise kısaltılmasıdır. Bitcoin ilk olarak belli kirli işlerin yapılabilmesi için, izi sürülemeyen bir paraya yapılabilmesi için 2000 yılında birkaç genç tarafından ortaya çıkmıştır. Sonrasında 2008 yılında Deep Web'le, yani internetin bilinmeyen kirli yüzü olarak tanımladığımız derin bir internet türü ile hayatımıza yavaş yavaş tekrar girmeye başladı. Ve şu anda da dünyanın en çok tartışmaya açık olan konularından bir tanesi haline gelmiştir. Bitcoin'in Merkez Bankası, resmi kuruluşu, sahip çıkan bir devleti ve arkasında hiçbir dayanak ve güç bulunmamaktadır. Zaten gizli olması da dünya çapında kirli ağların işlerinin kolaylaştırılması içindir. Virgülden sonra 100 milyoncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca derin ağda en çok kullanılan para birimi dahi olmuştur. Bitcoin'in devleti aslında olmadığı gibi Çin devleti tarafından kontrol edildiği söylense de bunu Çin kabul etmemektedir. Son olarak caiz bir konusuna gelirsek, bu para sanal kripto bir paradır. Devleti, gücü ve kaynağı olmadığından dolayı her an manipüle edilebilir olması ve İslam'da da paranın korunması güvencesi esas alındığından Bitcoin, sanal para ve diğer adıyla kripto paralar caiz değildir. Yatırım yapılmasını, alınıp satılmasını şu anki araştırmalar tavsiyesinde kesinlikle tasvip etmiyoruz ve onaylamıyoruz. Selam ve dua ile.